Neyin var? İyiyim olsun. İyiyim ben. Şey soracağım sana. Hayatında bir kez olsun iyiyim demek yerine doğruları söylediğin oldu mu? Nasıl yani? Bayağı kötüyüm be dediğin oldu mu hiç? İyi hissetmiyorum dediğin oldu mu? Dememişimdir herhalde. Niye diyeyim ki? Hala her şeyin güzel olacağını inanıyorum. Yani tamam bu konuda Pollyanna'yı geçtim. Mallığa doğru gidiyor benimki. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin içindeki Pollyanna şu an ne diyor biliyor musun? Sal beni artık. Ağlamak istiyorum diyor. Gerçekten böyle diyor. Aman öf. O da her şeye bunalıma giriyor ağlak şey. Dökül. Neyi döküleyim? Ya ne bileyim, anlat işte dertlerini, sıkıntılarını. Kaderine saydırmak istediğin her şeyi söyle. Niye? Çünkü hayat pek senin gönlünü almıyor gibi. Sen kendi kendine bir köşede herkese affedin. Affediyorum sayılmaz. Kimseye hakkımı helal etmiyorum ben. Etme zaten. Hadi yolla gelsin. Neyi yollayayım gelsin ya? Dilek ve şikayet kutusuysun sen. Aynen, farz et ki ben senin dilek ve şikayet kutun. Bütün dertlerini, sıkıntılarını anlatabilirsin ama en baştan. En baştan. En baştan. Ben doğduktan sonra her şey çok karıştı. Komik misin kızım sen? Ciddi ciddi. Hadi dökül. İyi tamam. Dinliyorum. Çatal bizi yakalayacak diye çok korkuyorum. Kaçsak kaçamayız. Burada sıkıştık kaldık. Mola yerine dönelim desek Zümrüt bir telefonla yerimizi çatala söyleyebilir. Belki de söylemiştir. Tam evimize döneceğiz. Mola yerini yeniden işletmeye başlayacağız. Havalar da düzeliyor, müşteriler gelir. Eski düzenimizi kurarız dedik. Ama bir daha asla evimize dönemeyeceğiz. Evimize dönemeyecek olmak bana çok koyuyor. Ama yapma var, yapma ne olur ya.
Sen böyle yapınca benim bir derdim yokmuş gibi geliyor. Derdin yok gibi düşün zaten. Her şeyi çözeceğiz, halledeceğiz. Ha tabii. Harbi diyorum. Bütün sıkıntılarını çözeceğiz. E hadi oradan ya. Zümrüt Çatal'a yerimizi söylemeyecek mi mesela? Söylemeyecek. Evimize döneceğiz diyorsun yani. Dedim gitti hadi. İnşaatı bitireceğiz, evimize yerleşeceğiz öyle mi? Ya herhalde kızım. Hayal ya bu. Kimsesiz çocuklarla iftarda yapar mıyız? Yaparız tabii, yaparız. Bayram sabahı çardakta denize karşı bayram kahvaltısı da yapar mıyız? Hatta o zaman şöyle yapalım. Ben çocukları bayram namazına götüreyim. Sen de o arada kahvaltıyı hazırlamış ol. Nasıl? Söz mü? Bir gün bunların hepsini yapacağız mı? Söz. Adam sözü. Erkek sözü bir kere. Erkek söz verir, adam tutar. Sen de dua edersin işte. Benim sözlerimi yerine getirebilmem için. Ederim. Bir gün sen de bana her şeyini anlatırsın belki. Dertlerini, geçmişini. Belki ben de o zaman senin için bir şeyler yapabilirim. Önce senin dertlerini halledelim acilen. Sonra ben gidiyorum. Bir şey istiyor mu? Yok. İyi. Barbar. Ha. Neden benim imkansız hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorsun? Bu Eyüboğlu'nun kızı senin polis olduğunu bilmiyor değil mi? Ha? Ne olur öğrense. Ananın o köşkte hizmetçi olduğunu öğrense ne olur? Babasını çok iyi tanıdığını öğrense. Bilmem. Belki bana değil de hayata hakkını helal edersin. Biraz önce çok şikayet ettim, biliyorum. Barbar çok istese de yakın vakitte sözünü tutamaz, biliyorum. Biliyorum eninde sonunda bir çaresini bulacağız. Sen koruyacaksın, kollayacaksın bizi. Ben de çok çalışacağım hayallerimi gerçekleştirmek için. Ama sen o zamana kadar Barbar'ı koruyup kolla. Çok üzülmesin sözünü tutamadın diye. Olur mu?